Geçtiğimiz günlerde İzmir'de meydana gelen deprem büyük can ve mal kayıplarına sebep oldu. Bu durum bizi deprem hakkında bir kez daha düşünmeye itti. Bilindiği gibi Bursa'da fay hatları üzerine kurulmuş bir şehir. Biz de bugün Bursalılara oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Şimdi söz Bursalılardan. Betonarme 20 yıllık bir bina. Yeni yapı kayıt belgesine göre yapıldığını biliyorum. Asla. Değil diyor. Değil. Bilmiyorum. İmkanımız olsa daha sağlam bir yerde otururuz yani. Deprem olduğu zaman hepimiz büyük bir sıkıntı yaşayacağız. O bir gerçek. Depreme dayanıklı mı? Ben kiracıyım ama asla. Değil. Neden peki? Nedenle gelince. Yolsuzlukların bol olduğu bir zamanda olduğumuz için. Siyasi konuşmuyorum. Aha. Yani yıkılacak binayı yıkmazsan, torpil koyarsan. Yani bir oya, iki oya sebep adamın canını rehin alırsan düzelmez. Depreme dayanıklı yapılmıyor binalar diyorsunuz. Asla. Peki ne olacak böyle bir deprem olursa? Deprem olursa işte. Ne olabilir işte? İnsanlar. Geçmişte ne oluyorsa bugün de aynısı oldu. Yarın da aynısı olacak. İnşallah daha büyük şeylerle karşılaşmayız. Depreme dayanıklı evler yapılabilir mi? Yapılır. Ne zaman yapılır? Şu ülkeye adalet gelirse, şu ülkeye iltimas kalkarsa, şu ülkeden ekonomi düzelirse, yokluk giderilirse. Yani evet, o yeni yapı kayıt belgesine göre yapıldığını biliyorum ben. Yani olası bir depremde binanız zarar görmez. Yani. En az 40 senelik bina. 40 senelik vardır. Yani olası bir depremde yıkılabilir mi? Bir avantajı yan yana blok halinde bunlar. 4 blok. Hani birbirini kurtarırlarsa kurtarırlar. Yoksa eski yani. Belki daha fazla yani. Ben o kadar diyorum. Bilemeyeceğim. Bir bilginiz yok yani. Tabii. Peki olası bir depremde sizce binanız ayakta kalır mı? Yoksa yıkılır mı? Bizim dayanıklılığı. Tahminen mi söylüyorsunuz bunu peki? Ya, pek bilemeyeceğim ben. Nasıl bir bina peki? Onu öğrenelim sizden. Eski mi, yeni mi? Vallahi benim oturduğum bina azıcık eski. 23-24 senelik bir bina. Öyle. Tahminen dayanıklıdır ama diyorsunuz. Tahminen dayanıklıdır. Eski bina. Dayanıklı olmuştur Allah'ın izniyle. Değil. Demir yolundan aşağı inin. Binaları görürsünüz. En genci 30 yaşında. 55 doğumlu, 75 doğumlu. Yıkılınca hepsi altta kalacak Allah göstermesin ama öyle yani. Çok tehlikeli peki. Tehlikeli, yapacak bir şey yok. O kadar binayı nereye götüreceğiz o kadar insanı? Gerçek, hepimiz orada oturuyoruz. Yani bir deprem olsa? Gitti hepsi. Ne yapılması gerekiyor sizce? Yıkılıp bir iyisi yapılması gerekiyor ama hangi parayla, kim nasıl yapabilir? Devlet yapsa hangi birini yetiştirecek önce? İşte aşağıda yeni bir yol açıldı, 180 tane yakın bina yıkıldı. Yıkılırken hepsini gördük. Kerpiç, alt katlar. Evet, şu an dayanıklı. Biliyorsunuz. Evet. Peki Bursa'nın geneli için ne düşünüyorsunuz binalar konusunda? Ya Bursa genel anlamda çok depreme dayanıklı değil aslında ama eski yerleşim yeri olduğu için şu an gerçekten de sıkıntılı. Deprem olduğu zaman hepimiz büyük bir sıkıntı yaşayacağız. O bir gerçek. İnanmıyorum. Dayanıklı değildir yani. Yani bir deprem olsa sizin binanız çöker mi? Kesinlikle. 40 yaşında ev. Peki bunu bile bile nasıl oturacaksınız bu binada? Ne yapmak gerekiyor? Peki yani şimdi yapalım, kimin gücü var? Şimdi burada sadece devlete de şey yapamayız. Evet. Kendimiz de yapamayız şimdi. Dediği gibi arkadaşın garajdan aşağısı evlerin hepsi en az 30 yaşında. Yani 30 yaşından aşağı ev yok onlarda. En genci yani. Mecbur yani aslında dediğiniz gibi yapılması lazım ama çok zor yani, dayanıksız yani. Dayanıklı. Bu sen geneli öyle değil. Yeni yerleşim birimleri sağlam yapılar ama eski birim yerler yani tahmin etmiyorum. Yani bir deprem olursa Bursa ne olur sizce? Eski binalarda yıkım olur. Bilmiyorum. Bir bilginiz yok. Hı. Ama bu da tehlikeli aslında, bir bilginiz olmaması. Evet. Bilmiyorum. Yani dayanıklı. Bilmiyorum yani dayanıklı. Ben de kiracıyım zaten. Bilmiyorum yani dayanıklı mı değil mi? Bu da tehlikeli. Ama eski bina, yani 40 yıllık bir bina sanmıyorum dayanıklı olduğunu da düşünmüyorum yani. Yani bir deprem olsa yıkılır mı diyorsunuz? Yıkılır da yıkılmayabilir de bilemiyorum işte ben de.
Şu anda misafirim, misafirlik olduğum yerin şeyini bilmiyorum. Ama eski bina. 45-50 yıllık bina. 99 depreminde herhangi bir zarar görmemiş. Aslında ben Çınarcık'ta oturuyorum. Çınarcık'taki evim güçlendirildi. Onun için biraz daha binaya güveniyorum. Ama misafirlik? Misafirlik şüpheli. Bizim de dayanıklıdır yani. Yani en azından bizim de 20-30 senelik bina yani. Dayanıklıdır yani ama başkalarına bakarak iyidir yani. Yani bir deprem olsa sizin binanız yıkılmaz. Yok yok, Allah'a şükür şu anda öyle bir şey yok yani. Şükürler olsun, yine de olmasın. Cenab-ı Allah göstermesin o acıları da. Bizimki sağlam şu anda görünüyor yani. Yeni bina sayılır yani daha. Sanmıyorum. Kendi oturduğum bina. Nasıl bir bina peki, eski mi? Betonarme, 20 yıllık bir bina. Bir deprem olsa yıkılır mı diyorsunuz? Vallahi işte 17 Ağustos depreminden hala hasarlar var yani. Var. Yani yeni bir depremi kaldırmayabilir binanız. Tabii güçlü bir depremi kaldırmayabilir. Peki ne yapılabilir sizce böyle? Vallahi burada iş devlete düşüyor yani, kentsel dönüşüm. Ama bilinçli bir kentsel dönüşüm yani. Sadece af çıkarıp parayı almak değil de incelemek uzmanlarla birlikte. Çare o yani. Vallahi hiç bilgimiz yok. Hiç bilgimiz yok. Peki tahminen sizce bir deprem olsa bina yıkılır mı? Yıkılır kesin. Bunu bile bile peki nasıl oturacaksınız? Ne yapalım, yapacak bir şey mi? Biz emekliyiz yani. İmkan yok. 40 tabii, imkanımız olsa daha sağlam bir yerde otururuz yani. Benim oturduğum bina 40 senelik bina. Hatta daha bile fazla. Hanımefendi, şu anda oturduğum bina eski bir bina. Ama şimdi şöyle, mesela şu ana göre, yeniye göre eskiler daha sağlam bence. Çünkü yeni 8-10 katlı bina yapıyorlar. Malzemeden çalmak için her türlü hileyi deniyorlar. Müteahhitler olsun, büyük ihtimalle hepsi onlar yapıyor. Ondan sonra şu anda yıkılan binaları gördünüz mü? Hepsi 8-10 katlı bina, kağıt gibi. İncecik demir. O burgulu demirlerden kullanılmamış mesela. Düz demir. Ne yapıyor? Beton sıyrılıyor, aşağı düşüyor. Genellikle yeni bina. Eski binalar şöyle, tamam, dayanıklı değil ama yeniye göre daha dayanıklı bence. Çünkü en fazla 2 katlı veya 3 katlı. Eski olmasına rağmen bir depremde yenilere göre daha avantajlı. Abi şu anda yenilere göre insan daha çok güvenceli oturuyor yani. 2-3 katlı bina en kötü ihtimal. Ama yeniler 8-10 katlı bina. İncecik demir kullanılıyor. Burgulu da demir de değil. Sağlam değil bence. Ne yapıyor? Beton sıyrılıp hemen aşağı iniveriyor. Ama burgulu olsa, daha sağlam, kaliteli olsa her şey Rabbim'den gerçi. Onun gücüne kimse şey yapmaz ama yetiştiremez ama mesela örnek vereyim eskiye göre. Hani yeni göre eskiler daha bence sağlam. Evet. Tabii zemin etüt raporunu biliyoruz. Deprem dayanıklılık belgesini aldık. Peki Bursa'nın genel durumu hakkında ne düşünüyorsunuz deprem konusunda? Yani fay hattı üzerinde olan, kurulan bir şehir olduğunu biliyorum. Ama tabii binaların dayanıklılık derecesi hangisi ne kadar yani dayanıklılık derecesi vardır bilmiyorum tam. Ama sizinki dayanıklı. Yani hem zemininin kaya üzerine oturduğunu biliyorum. Bir de bu deprem yönetmeliği yasası çıkmıştı. Yani ondan sonra yapılan denetimlerde hani zemin güçlendirmesine gerek bile kalmadığı raporunu almıştık biz. Bilgimiz yok, bilemiyoruz. İnşallah değildir. Yani depreme dayanıklıdır demek istedim. Ama hiçbir bilgimiz yok ve hiçbir araştırma da yapmadık bunun üstüne. Peki nasıl bir bina yani sizin tahmininize eski, göre? Çok eski bir bina ama yokuş olduğu için, kayalarda olduğu için biraz o konuda rahat. Evet, kendimizi rahatlatıyoruz yani. İnşallah.